Herkese yeniden merhaba. Evet. Işık alanımda çok güzel parlamıyor mu gerçekten? Evet, şimdi biz anneme gidiyoruz. Çünkü canım annem bamya yapmış. Yemeğimizi orada yiyeceğiz. Oradan sonra market alışverişine gitmemiz lazımdı. Annem Alera'ya bakacak. Biz orada market alışverişimizi yapacağız. Biliyorsunuz annemle zaten 5 dakika mesafeyle oturuyoruz. Hadi bakalım. Gidelim. Alera. Anneanneye gidiyoruz. Mutlu musun? Şaşkınsın. Halil geç geldi. O yüzden market alışverişini sonra yapalım dedi. Benim acil almam gereken, neden konuşamıyorsun? Acil almam gereken birkaç bir şey vardı. Ben dedim acil bir onları alayım. Siz geçin. Şimdi ben onları aldım. Ben de geçiyorum. Acayip derecede acıktım. Saat şu anda 10:30 falan. Annemlerden çıktık, evimize geçiyoruz. Bakın, Ali Eren burada, bebek arabası da böyle dolu. Annem yine bir çantada kolumda. Annem giden asla eve elimiz boş dönemiyoruz. Ali Eren, keyfin yerinde galiba. Hemen bakın, bir sokak var. Annemle aramızda 5 dakika bile yok. Ali Eren. Ali Eren. Ay, kontrol edemiyorum arabayı. Şimdi Ali Eren'e süt ısıtıyorum. Eline onu vereceğim ve saatlerce kendi kendine uyumasına çabalayacağız. İnşallah uzun sürmez. Bakalım nasıl olacak bugünkü bu kendi kendine uyuma serüvenimiz. Evet, tabii ki kolay olmayacağını söylemiştim. Şu anda uyumak istemiyor. Kendi başına uyumak hiç istemiyor. Gündüz zor yapmıyor. Gece olduğu zaman galiba akşam çok bana ihtiyacı olabilemiyorum. Şimdi biraz sakinleşmesini bekleyeceğim. Süt ısıttım. Aslında bakarsanız çok sakinleşiyor ama. Anneciğim, ben buradayım ve uyku vaktimiz geldi. Hatta geçti bile. Saat çok geç oldu şu an. Ağlama anneciğim. Seni üzmek hiç istemem inanki. Hadi gel sütünü iç. Gel bebeğim. Benim ebeveyn kargolarım geldi. Birlikte bakalım istiyorum. Balkonda beklediler. Şimdi açacağız. Böyle ilk adım arabası aldık. Aslında biraz geç oldu bizim için ama önünde de böyle oyuncaklar var. Onlarla da oynar diye. Burada da bunu sipariş verirken Halil bir başka oyuncak daha almış. Bakalım hadi birlikte. Ya şu kenarları tam yapamadım. Şimdi şöyle buralarında oyuncaklar var, telefon, bu da böyle hayvanlar, buralar, şöyle, burada bakalım, inşallah Ali'nin yürümesine yardımcı olur, bakalım. Teneffüsleri, gördün mü annem? Var. Buradan şuralarda toplar var, küçük şöyle. Bunları atarak oynuyor sanırım. Burada şekiller var. Burası güzel, eğitici böyle. Buradan atıyor. Evet. Buraları fena değil ama bizim için önemli olan yürümesine yardımcı olması, biliyorsunuz. Ali Eren biraz yürüyüş konusunda geç kaldı. Ay, toplarımız döküldü.
hatırlıyor. Öyle Eren bir dakika. Şunları bir kutunun içine atalım. Şuradan atılıyor. Şöyle. Burada aynaları var. Ama şey, merak ettiğim şey şu. Bence böyle mi yürüyor? Evet. Şu kenarları şöyle olacak galiba ama yapamadım. Evet, Halil bir de böyle bir şey almış. Şöyle çıkartacağım. Nasıl bir şeymiş bakalım. Açacağız şuradan. Sanırım şöyle bir şey çözdüm. Ama ben bunu elektrik, yani böyle pille çalışan bir müzik aleti gibi düşünmüştüm. Çok eğlenceli değil mi? Ama bunu böyle sürmen gerekiyor. Sadece oynamayacağız. Aa, sen öyle yapıyorsun ama. Temizliğimizin ortasına kargoları açtık. Evet. Bak. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? En sevdiğim yulaf lapası. Yulaf ezmesi. Şimdi aranızda yulaf sevmeyenler varsa bu tarifle mutlaka denesinler. Ben bu tarife aşığım. Yani hani diyet yapmadığım zaman bile böyle canım isteyip yapıp yediğim oluyor. Şimdi bir çay bardağı, hani belki 1,5 çay bardağı, bir su bardağı da yapabilirsiniz. Sütümüz. Genelde bir tam muz kullanıyorum. Ama yulafı şu an çok koymayacağım. Muz da çok tatlı. O yüzden şu kadar yeter benim için. Şimdi 3-4 yemek kaşığı yulaf ezmesinden koyacağım. Yulaf ezmem çok az kalmış. Bunu sınırlamam lazım. Sonra evet oğlum tarif ver. Aa, kızmadın. Neden öyle yaptın? Anne, kızmadın. Şimdi kakaomuzu koyalım. Bunu da böyle bir tatlı kaşığı ile bir yemek kaşığı arasında koyuyoruz. Çok böyle yoğun kakao bitter kıvamı sevenler bir yemek kaşığı falan koyabilirler. Şimdi şunu bir karıştıralım. İyice. Şimdi ben bunu iyice karıştıracağım. Ocağa alacağım. Bu muzumu ezeceğim. Bu hafif biraz böyle nasıl desem pişmeye başlayınca yani bunu koyacağım. Direkt de koyabilirsiniz ama ben böyle alışmışım. Böyle yapıyorum. Bunu koyacağım. Son haliyle görüşürüz o halde. Mutlaka bunu deneyin. Ve bu tarifi yapanlar, ya muhtemelen aranızda bu tarifi biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Çok yaygın bir tarif aslında. Bir saniye oğlum. Bunu yapanlar bana Instagram'dan resim yollarlarsa ben de story olarak onları paylaşacağım. Hadi gidelim. Thank you.
5. günden hepinize yeniden günaydın. Bir kargoları çektim sanırım. Akşam bütün yaptım herhalde, onu çektim. Başka bir şey çekemedim çünkü bu aralar acayip derecede migrenim tutuyor ve bu beni gerçekten çok zorluyor. Bir dakika. Yani bu ara gerçekten çok sıkılaşmaya başladı bu durum ve çok migreni olanlar beni anlayacaktır. Çok zorluyor beni. Çocuk olunca çok daha zor. Çünkü yani migrenin geçmesi için yatıp uyumak gerekiyor. Ama çocukla da öyle bir şey mümkün olmuyor. Paroldan başka bir şey de içemiyorum. Parol da bana mısın demiyor yani. O yüzden pek bir şey çekemedim. Bakalım bugün neler çekeceğim. Şu an saat 9:30 falan. Kahvaltı hazırlayacağım. Anneciğim hayır çöpe gitme. Çöp Ayşe ya. Üstümde sabah mayhoşluğu var. Öyle işte ya. Migren. Çok zor. Ya bu kadar sık olmuyordu aslında ama bu arada neyse. Çok sıklaşmaya başladı. Şimdi kahvaltımızı hazırlayalım. Kimler gelmiş? Neler aldınız bakalım? Hı? Hello. Ay. Yorum. Kırmızı çakmadın işte. Annem yaptım. Yes. Simit istemiştim. İnşallah yağlı simit almışsındır. Perfect. Aa, bunlar ne mi? Aşkım ne var? Olsun. Bunlar da güzel. Ekmeğimiz vardı galiba. Şimdi biliyorsunuz bizde dış yapım yapıldı. Yeni bitti. Camları silmeye fırsat bulamamıştım. Şimdi Halil evdeyken onları yapmaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. Şimdi yaparken çürümem muhtemelen ama şimdi gösterim, yaptıktan sonra gösteririm. Şayet üstesinden gelebilirsem. Bak şimdi. Ay kaçacak. Buraları tek tek terleyeceğim. Boya çünkü. Şuraları görüyor musunuz dışarıdan? Buralar böyle tek tek terleye terleye çıkartacağım. İnşallah çabuk bitirir. Bakalım bitirince de size bir öncesi sonrası gösteririm. Evet, ben tekrardan geldim. Yoruldum. Şimdi size camı göstereceğim. Neler yaptığımdan da bahsederim. Camımız. Bu sinekliği çıkartıp hepsini bir sonra yıkayacağım. Bunu ellemedim. Hala toz çıkıyor ya. Kaç kere sildim daha arkamdan toz çıkmış mermerde. Buraları terledim. Camda vardı bayağı biliyorsunuz. Hala böyle görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle ufak ufak kalmış, bir sürü kez terledim ama sonra bakıyorum yine çıkıyor. O yüzden çok şey yapmadım artık yani. Şöyle oda oda yapmaya karar verdim. Şurayı da bir kez daha sileyim. Şimdi yatak odasını bitirdim. Başka ne yaptım biliyor musunuz buradan? Perdelerimi attım makineye. Perdelerim yıkandı. Onları astım. Yatağı böyle çektim. Ve diğer tarafları
süpürüp sildim. Sonra tekrar bu tarafın halısını kaldırıp aynı şekilde yaptım. Sonra bu yatağın başlıklarının, dolaplarının tozunu aldım. Kapıları sildim. Ve burayı finişledim. Camlarım, yani bu odanın içine bir tek dolapları düzenleyecektim. Onu da bir askılı kalacak. Onu alacağız, onu bekliyorum. Onu aldıktan sonra gireceğim dolapların içine. Ama dolapları beklemek istemedim. Oda oda yapmayı düşünüyorum. Yaparım. Yapabilirsem yarın Aliren'in odasına girerim. Belki bugün, Aliren şu an uyuyor. Uyumasaydı onun camını da yapayım bugün diye düşünmüştüm ama. Vaktim kalırsa belki bugün Aliren'in odasının camına da girebilirim. Emin değilim. Onun haricinde beyazları yıkadım, astım. Renkleri çalıştırdım bir makine. Perdeleri yıkadım, astım. Böyle pazar günümüz bu şekilde geçti. Hepsini yani size çekmedim. Sizi onlarla sıkmak istemedim. Öyle, inşallah beğenmişsinizdir. Videonun sonuna kadar geldiysen videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutma. Sizleri seviyorum, öpüyorum.